Fethiye'den herkese merhabalar arkadaşlar. Birkaç sene önce geldiğim Fethiye'ye tekrar bu sefer yamaç paraşütü yapmak ve efsane bir gezi için geldim. Bu sabah erkenden kalktık ve Butterfly Paragliding firması ile birlikte çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. En son 10 sene önce paragliding yapmıştım Fethiye'de. O yüzden yine çok heyecanlıyım. O eşsiz manzarayı, dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesini bu sefer çok daha yukarıdan göreceğim. Bu firmanın birçok farklı aktivitesi de var. Zaten bu videoda paragliding ile ilgili her şeyi bulacaksınız. Bu rotalar nasıl oluyor, sabah kaçta kalkıyorsunuz, nereye geliyorsunuz, ne kadar fiyatları, neler gerekiyor, her şeyi videoda tek tek anlatacağım. Hazırsanız o zaman heyecan dolu bir videoya başlıyoruz. Şimdi öncelikle arabayla gelenler için söyleyeyim. Hemen arka tarafta bakın şu an Ölüdeniz'in o Hisarönü kısmının son kısmındayız. En sonuna doğru geliyorsunuz. Arkadan arabayla geliyorsunuz. Şurada karavanlar falan var. Bakın görüyorsunuz. Oralara park edebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Sonra merdivenlerden buraya geliyorsunuz. Birçok firma burada. Biz Butterfly paragliding firmasıyla uçacağız bugün. Buraya gelip saat mesela 10.30'daki biz tura katılacağız. Ama bugün 10'da burada olduk. Geldiğiniz zaman burada eşyalarınızı koyabileceğiniz, bilgileri alacağınız ofis burası. Buraya geldiğiniz zaman zaten gezinin sonunda da görsellerinizi yine buradan alabilirsiniz. Şarjlarınızı yapabilirsiniz. Size zaten sonra bol bol sohbet edeceğiz. Şimdi ben bu ofisi anlatıyorum. Burada hazırlık yapılıyor. Sonra buradan size alınıp artık Babadağ'a doğru geçiliyor. Gelip burada lavabo ihtiyacınızı falan da karşılayabilirsiniz. Gayet de böyle havadar güzel bir yerdeyiz. Şimdi biz de heyecanla bekliyoruz. Saat 10.30. Birazdan Babadağ'a doğru yola çıkacağız. Abi o ne? Yüklendin. Bizimkiler mi onlar? Evet. Ben seninle uçacağım değil mi? Evet, böyle dolambaçlı bir yoldan sonra arkadaşlar geldik tepeye. Neydi hocam o yolun ismi? Eşek? Eşek Bayıltan Yokuşu. Eşek Bayıltan Yokuşu'ndan çıktık. Gel yürek daha yukarı çıkmadan mide böyle biraz alt üst oluyor. O yüzden dikkatli olun. Çok dolu karnına gelmeyin. İsteyenler bir bulantı hapı da alsınlar. Ne olur ne olmaz. Çünkü çok hassas insanlar var. Ve şu anda birçok 3 farklı terasın olduğu, 1700-1800-1900 metrin olduğu Babadağ'ın zirvesine geldik. Bakın burada isteyenler böyle salıncakla aktiviteler de yapabiliyorlar. Buraya çıkıp böyle tepeler arasında yolculuk da yapabilirsiniz. İşte burası ilk bizim de atlayacağımız olan teras burası. Şimdi o tarafa geçiyoruz. Birazdan diğer detaylarda görüşürüz. Şimdi dilerseniz Fethiye'ye, daha sonra Babadağ'a böyle teleferiklerle de çıkabiliyorsunuz. Fethiye merkezinde onun giriş yeri var. Buradan sonra hemen zaten bu konuma geliyorsunuz. Buradan da geçiyorsunuz. Atlama pistlerinin olduğu, bakın şu anda atlıyorlar, kısma geliyorsunuz. Yaklaşık, yanılmıyorsam 450 lira teleferikle buraya çıkmanın bedeli. Ama tek yön mü, çift yön mü bir kontrol etmenizde yarar var. Çünkü biz direkt araçlarla geldik eşyalarımız olduğu için. Ve geldiğiniz zaman işte artık heyecan yavaş yavaş hissetmeye başlıyorsunuz. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyi işte, ne yapalım. Bugün heyecan var mı? Uçalım. Evet. Bugün uçalım, değişiklik olsun. Bugün değişiklik olsun. Evet. Uçanadan beş yol. Bağlantılarımızı yapıyoruz. Bunlar bizim en önemli bağlantı noktalarımız. Kontrollerini yaptıktan sonra kesinlikle bir daha dokanmıyoruz. Elim ayağım çok durmuyor normalde ama burada mecbur. Evet. Durmak zorunda. Bunlara kesinlikle çok dokanmıyorsunuz. Uçuşun hazırlıklarımız tamam, harnesimizi kuşandırdık. Kesinlikle. Şimdi görmüş olduğunuz üzere paraşütümüzü açıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ve daha sonrasında gelen rüzgarla beraber özgürlüğe doğru koşuyoruz. Önde olacağınız için öncelikle sizin koşmanız ve ardından beraber koşarak havalanmamız gerekiyor. Sonrası uçsuz bucaksız güzel bir manzara, eğlence zamanı. Evet, görüşürüz. Bir
Bir anda oluyor her şey ya, bir anda. Zaten neyin olduğunu anlamadan olay bitiyor. Abi şimdi yavaştan kolumu alayım mı öyle? Alabilirsin içeriye doğru. Tamam. Evet, şimdi uçuşumuza başladık. Zafer hocamla birlikte Fethiye'yi keşfediyoruz şu an yukarıdan. Of be, çok güzel ya. Şöyle artık beni görmeyin, dışarıyı görün. Evet, şimdi lagün manzarası başladı. Zafer hocam. Efendim. Kaç uçuş yaptı abi şu ana kadar? Vallahi sayısını ben de bilmiyorum. 20 yıldan beri gökyüzündeyiz. 20 yıl. Evet. Vay be. Efsane gerçekten. Ama şey diyorsun değil mi? Yılda herhalde bir kaç yüz bin demiştin 500, sen? 500-600, yani toplam kendim, yani bir pilot olarak 500 civarında, 400-500 civarında uçuş yapıyorsunuz. Toplam Ölüdeniz'deki uçuş sayısı 150-160 binlerde. Valla muazzam. Şu an o kadar çok ekipman var ki üstümde. Hangisini tutacağımı bilmediğim için çok rahat edemiyorum. Ama işte böyle artık bir şekilde izin aldık sağ olsun. Kendi ekipmanlarını bana verdiler, ben tutuyorum. Bana güvendiler. Şimdi lagüne doğru ilerliyoruz. Kamerayı çeviriyorum, bakın manzara başlıyor. İşte şu manzaraya gidiyoruz arkadaşlar. Efendim. Nasıl gidiyor uçuş? Hocam zıplayarak ama uçuruyorsun şu anda. Ayaklarını yerden kesti. Kesti bak, manzara efsane. 10 sene oldu arkadaşlar, burada yapmayalım. Güzel oldu. Böyle tecrübeli pilotla da yapmak. Manzara. Evet. Harika bir deneyim. Ya niye Ölüdeniz dünyanın en iyisi? Gerçekten çok iyi anlıyoruz bu konuda. İki mavi arasındayız. Abi hangi? Uçsuz bucaksız bir deniz ve gökyüzü. İnanılmaz. Manzara ya. Zaten anlatılmaya gerek yok. İnanılmaz gerçekten. Abi gözünü seveyim, yapma. Yani sabah bir tek simit yedim, bir tane küçük. O kadar. İşte manzaranın en güzel olduğu yerdeyiz şu anda arkadaşlar. Altımızda meşhur dünyaca ünlü Ölüdeniz Lagünü. Bakın bütün lagün altımızda şu an. Birazdan sağa doğru döneceğiz. Reşat, işte manzara abi, burası. Efsane. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. Of ya, tam şu an altımda ya. Onlar indi mi? Müze başkaları kaynadığı için. Abi de böyle bir şey var değil mi? Bekletiyorsun. Ama şu an mesela yine tekrar yükselebiliyor musun mesela? Hayır. Ha. Yok şey için söyleyeyim. Genel olarak merakımdan. Az önce yamaçta yaptık. Ha. Beraber hayat alacağız. Bekle. Nasıl bakacağım ki? Bekle beraber. Evet, şimdi ayağa kalkıyoruz ve yürüyoruz. Tamamdır. Hoş bulduk. Evet. Her yerimde cihaz var. Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Güzel bir uçuştu. Harikasın. Eğlenceli bir uçuştu. Bizi bu geziye davet eden Zafer hocamla birlikteyiz. Merhabalar abi, nasılsın? Merhaba.
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz seninle telefonda çok konuştuk ama sen birçok hizmetiniz olduğundan bahsettin. Doğru. Çünkü Fethiye'ye gelen insanlar hep bize şunu sorarlar. Nereye gidelim? Nerede tekne turuna katılalım? Hangi firmayla çalışalım diye. Evet. Siz bize böyle bir bahsedin. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Tabii ki biz Ölüdeniz'de kendim 20 yıldan beri uçuyorum aynı zamanda. Yamaç paraşütü faaliyetinde bulunuyoruz ama ana hizmetimiz yamaç paraşütü olmasına rağmen bunun yanında Fethiye'de yapılabilecek dalış, yük safari, tekne turu ve benzeri aktivitelerin de organizasyonlarını yapıyoruz. Evet, biz şimdi paragliding'i denedik, muhteşemdi. Evet. Ama diğerlerine de iyi olduğuna eminim. Aynen. Yamaç paraşütünden sonra en çok revaçta olan tekne turu, jip, safari ve dalış. Tavsiye ettiğimiz ve misafirlerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında. Biz de bunları misafirlerin tatillerini daha kolaylaştırmak ve gelen misafirlere zaman anlamında onlara daha çok iyi hizmet verebilmek adına ve öncesinde erken rezervasyonlarını değerlendirmek adına bunları biz paket olarak sunuyoruz. Yani daha önceden size iletişime geçtiği zaman kafası rahat bir şekilde geliyor, doğrudur. Hangi yani gün ne yapacağını öğreniyor. Şu anda geldiğiniz dönem yoğun bir zaman. Otellerini ayarlıyoruz. Otelin yanında, otel de var sizde. Tabii ki otelin yanında yapmak istedikleri aktivitelerden oluşturduğumuz tatil paketlerimiz var. Bunlardan bir tanesi de yamaç paraşütü, dalış ve jip safari. Biz bu tatil paketini misafirlere sunduktan sonra rezervasyonlarınızı gerçekleştiriyoruz. Hı hı. İlk gün geldiklerinde burada sadece otele giriş günü serbest zaman olarak bırakıyoruz. Ertesi gün yamaç paraşütü, bir sonraki gün dalış ve son günde jip safari. O zaman 3 günlük bir paket turdan bahsediyoruz. 4 gün. Aa, süper. 5 gün veya 3 gece 4 gün. Sadece bizim aktiviteleri ve otel rezervasyonumuzu yaptıktan sonra misafir gelip oteline yerleşiyor. Biz ertesi günü bu aktiviteler için zaten yamaç paraşütü, dalış ve jip safari için misafirleri otelden alıyoruz. Aktivitelere katılım sağlıyorlar ve akabinde de akşam üzeri tekrar otellerine bırakıyoruz. Anladım. Dolayısıyla gelen misafirler yoğun bir zamanda gelecek oldukları için ve geldiklerinden dolayı biz hangi aktiviteyi nereden yapabiliriz, kimle yapabiliriz, hangi sürede yapabiliriz gibi bütün arayışları bir kenara bırakıyoruz. Çünkü tatil herkes için en değerli zaman. Tabii ki. Yoğun geçen bir yıl sonrasında iyi bir tatil herkesin. Ne güzel. Buna bu konuda hassasiyetinizi göstermeniz çok güzel. Beklediği bir süreç. Zafer Hocam, bu soruya çok soruyorlar bize. 2024, buna belirtiyoruz. Haziran itibariyle fiyat ne kadar? Yamaç paraşütündeki bu yılki fiyatımız 6200 lira. Hı hı. Tabii ki önce rakam herkes için çok yüksek gelecek malumunuz. Ama bunun içerisinde yamaç paraşütü sadece uçuş olarak sunmuyoruz. Misafirlerin sigortası, otelden alınış ve bırakılışları 750 TL ki bu da 2024 ilerleyen dönemlerinde değişir, artış göstereceğini öngörmekteyiz. 750 TL pis kullanım ücreti, daha çıkış ücreti, tüm ekipmanlar ve en önemlisi herkesin olmazsa olmazı fotoğraf ve video fiyatımızın içerisinde dahil. Aa, bak ben az önce videonun başında şimdi, hariç demiştim. Misafirler haklı olarak fiyat araştırırken bizden ucuzunu buluyorlar. Dolayısıyla uçtuktan sonraki istenen fotoğraf video parası da her ne kadar vermek istemezler de artık vermek zorunda kalıyorlar. Ya safari turu ve dalış gibi şeyler ne kadar? Jip safari bugün itibariyle yani Haziran ayı itibariyle daha doğrusu 1000 lira. Bunu da otelden misafirlerimize sabah alıyoruz. Saktikent Kanyonu'na götürürüz ki burası buz gibi bir evet, suyun içerisinde. Evet, mükemmeldir. Mutlaka siz de deneyimlemişsinizdir. Ya şöyle söyleyeyim, denedim ve inanılmaz bir etkinlik. Onu siz de yapın mutlaka. Hemen dönüyorum. Tabii ki yani insanlar burada aslında jip safari'de eğlence, toz, çamur, su, hepsini bir arada. Kısaca insanları biraz da çocukluğuna götürüyoruz ki biliyorsunuz herkes çocukken toz, çamuru oynamaktan ve bayağı eğlenceli geçiyor. Su savaşları falan filan. Hiç tanımadığınız bir insana başka yerde ıslatsanız ve su savaşı yapsanız belki kavga edersiniz ama burada tam tersi eğlence. Eğlence. Evet. Bir de dalış ne kadardı? Dalış etkinliğimiz de 2200 lira. Hı-hı. 2024 Haziran itibariyle. Burada misafirlerimiz saat 9.30'da tekneyle hareket ediyorlar. Dalyan Koyu, bir diğer adı Akvaryum Koyu'na gidiyoruz. Buradaki eğitmenlerimiz tarafından yapılan bilgilendirme ve hazırlıklar sonrasında her bir misafirimiz birebir dalış gerçekleştiriyor gruplar halinde. İlk dalış 20-25 dakika, öğlen yemek molası veriyoruz ve öğleden sonra da ikinci dalışımızı gerçekleştiriyoruz. Yani aslında hem tekne turunu hem de dalışını bir arada yapmış oluyor. Dalış turu şeklinde. Dolayısıyla insanlar dolu dolu bir dalış etkinliği gerçekleştirmiş oluyor. Hmm. Tatillerini en eğlenceli hale getirerek Fethiye'den ayrılmış oluyorlar. Ama ben de diyorum ki siz gidersiniz bedeniniz burada kalır. O yüzden birçok insan da işte benim olduğu gibi geri geldi. Evet. Birçok insan da bunu tekrar tekrar yapmak istiyor. Çok teşekkür ederim Zafer Hocam. Harika bir uçuştu bizim için de. Çok güzel, heyecanlı geçti. Seninle sürekli telefonlar çalıyor. Artık başlayalım diyerek. Görüşürüz.
Ve uçuşu tamamladık arkadaşlar. Gerçekten 10 sene sonra yaptım tekrar. Yani Ölüdeniz'i 10 sene sonra tekrar yaptım. Dünyanın en güzel manzarasını yukarıdan görme fırsatı yakaladım. Efsane içerikler çektim. Instagram hesabımda zaten bunları paylaşacağım. Kaptanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok eğlendik. Çok güzel içerikler çektik. Dediğim gibi şu anda 2024 itibariyle şu an 6200 ama içinde bütün görselleri de veriyorlar. Yani ölmeden önce yapılması gereken en önemli aktivitelerden bir tanesi. Hele bunu bir de Ölüdeniz'de yaparsanız bambaşka zevk alacaksınız. Ne diyeyim artık, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Farklı etkinliklerde, yurt dışı ve yurt içi rotalarda görüşmek üzere. Kendinize bak, dikkat edin. Bay bay.